Bilal bin Rabah. Hazreti Bilal'in babası ve annesi Mekke'nin güneyinde Serat denilen bölgede köleydiler. Hazreti Bilal daha Mekke'ye gelmeden Serat denilen muhitte, Serat bölgesinde Arabistan'ın Mekke'nin güneyinde Serat bölgesinde dünyaya gelir. Bilal Habeşi ile birlikte bu evin iki çocuğu daha olur. Hazreti Bilal'in bir kardeşi vardır biliyor musunuz? Çok gündeme gelmez. Çok adından bahsedilmez. Hazreti Bilal'in kardeşi Halit. Aynı Bilal'in anne baba bir kardeşi Siyahi. O da bir zenci, siyah bir insan. Hazreti Bilal'in kardeşi Halit. Hazreti Bilal Efendimizin bir de kız kardeşi vardı. Gufera. Gufera. Annesi uzun yıllar yaşadı. Fakat Peygamber Efendimize gelmeden Bilal bin Rabah'ın babası öldü. Bulamadık onun sonraki yaşantısıyla ilgili detayları. O Mekke'ye satıldı köle olarak. Mekke-i Mükerreme'ye geldiğinde karısıyla, çocuklarıyla Cuma oğullarına satıldılar. Köleler eskiden mesela Allah korusun o günler gitsin geri gelmesin. İnsanlar da eğer esarete düşmüşse zenciler genellikle daha çok köle edinilirdi insanlar onları kaçırırlar kendilerini savunamaz bilmedikleri memlekette onları satarlardı. Tıpkı bir mal gibi affedersiniz. Koyun satar gibi, tavuk satar gibi, inek satar gibi insanları satarlardı pazarda. Çocukları, kölelerin doğurdukları çocukları da evin malı gibi olurdu. Çocukları da satarlardı. Bilal, Gufeyre, Halit. Üç çocuk bir de anası Rabah babası Hamame annesi. Hazreti Bilal'in annesi Hamame babası Rabah. Rabah Peygamber Efendimize peygamberlik daha gelmeden öldü dünyadan göçtü. Ama annesi Resulullah'ı gördü. Mekke'de İslam'a girdi. Bilal Habeşi Peygamberimize iman eden ilk yedi kişiden biridir. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ı fark edecek olanlar kimler biliyor musunuz? Hakkı elinden alınan mazlumlar, adam yerine konulmayanlar, aşağılananlar, yemeklerini hayvanların yanına koyup yedirilenler, pazarda dövülenler, en ufak bir işi yavaş yapsanız ev sahibiniz sizi çok affedersiniz. Hayvanlar bile dövülmez. Günahdır, haramdır hayvanlara vurmak. Ama hani halk arasındaki ifade olduğu için söylüyorum. Özür dileyerek söylüyorum. Hayvan döver gibi döverlerdi köleleri. Böylece onlar içinde hep bir kırgınlık, bir küskünlük. Onları sevmeyen, onlara iyilikte bulunmayan bir topluma karşı içleri nefret ve kızgınlık doluydu. Bir köleye merhametle bakan insanı çok severdi köleler. Peygamberimiz daha peygamber olmadan önce Mekke'de dövülen, sövülen, aşağılanan nerede bir garip var kadın olsun erkek olsun onların karnını doyururmuş. Hazreti Hatice annemiz söylüyor daha peygamber olduğunda söylüyor Hazreti Hatice. Yani peygamberlikten sonra başlamadı peygamberimiz bunlara. Peygamber olmadan önce başladı. Onlar Resulullah'ın o huyunu Hatice annemiz şöyle anlatıyor. Ey Muhammed sen yoksulları doyurursun. Sahipsiz ve kimsesizlere kol kanat gerersin. Şu Mekke'de dövülen güçsüzlerin yardımına koşarsın. Allah Resulü mesela bir çocuk görmüş. 10-12 yaşlarında nasıl dövmüşler. Çocuk, küçük çocuk yahu 12 yaşında su getir diye çömlekleri vermişler. Koca koca küpleri. Suyu getir diye göndermişler köle çocuk. Suyu getirirken dökmüş çocukcağız. E çocuk sonuçta sahibi Mekke sokaklarında öyle dövmüş, öyle dövmüş, yerden yere çarpmış. Yüzü gözü kan içinde. Öylece de bırakmış, defolup gitmiş adam. Acıma yok. Merhamet yok. Kimse de o çocuğu adam yerine koymuyor. Hazreti Hatice annemiz Hazreti Muhammed'i uzaktan seyrediyor. Daha peygamberimize peygamberlik verilmemiş. Resulullah Aleyhisselam o ağlayan, yüzü gözü kan içinde, belki bir yerleri kırılmış, incinmiş o çocuğun yanına oturmuş. Peygamberimiz o çocuğun yüzünü, gözünü siliyor, onun başını okşuyor ve sabret. Rabb'in sana yardım edecek. Bu günler geçecek. Sabırlı ol. Ona iyi şeyler, ona sevgi dolu, merhamet dolu şeyler söylüyor. Hazreti Hatice kocasını bir garibe tanımadığı başkasının kölesi olan bir küçük çocuğun yanına oturup onun yüzündeki gözündeki kanları silip onu bağrına basıp sabrı tavsiye eden onun karnını doyuran peygamberimizi görünce öyle seviyor Hazreti Muhammed'i ki vallahi diyor ey Muhammed şu Mekke'de senin kadar iyi bir insan hiç görmedim diyor. İnsan kendi kölesine iyilik yapsa anlarım. Ama hiç tanımadığı insana da iyilik yapıyor. Değerli kardeşlerim şimdi bunları konuşmak kolay. İnsanlık üstüne koya koya neler öğrendi tabii ki medeniyet adına. Kaliteli davranış adına, fedakarlık adına ne örnekler yaşandı. Ama o zaman o cahiliyenin ortasında bir yıldız gibi parlıyordu. Bilal-i Habeşi Böyle dövülen, insan sayılmayan gariplerden birisi. Bilal Habeşi deyince gözünüzü yumarsanız eğer şöyle birini hatırlayın. Uzun boylu, zayıf, zayıf, incecik, kapkara, ilerleyen yaşlarında saçları beyazlamış, un gibi. Hazreti Bilal'in omzu Biraz kamburca Hazreti Bilal'in. Neden? Yük taşıdığı için. Çocuk yaştan itibaren ağır yükleri eğilerek sırtında taşıya taşıya. Ha şimdiki nesil de bundan 50 sene 60 sene sonra sanırım doktorlar bu konuda uyarıyorlardır mutlaka. O skorlyoz mu diyorlar hastalığa böyle kaburga eğriliği omuz eğriliği bu artacak. Niye? Çocuk telefona böyle baka baka 6 saat, 7 saat kambur olacak. Yani elimizden telefon düşmüyor hiçbirimizin. iPad'e böyle baka 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 ne olacak tabletlere baka baka? E Tabi ki bel kamburlaşacak. Bilal'in kamburluğu küçük yaşlarından itibaren ağır yük taşıması köle gibi yetişti köle hatta o İslam'a ilk girdiğinde uzun boylu şu ön dişleri Hazreti Bilal Efendimizin ön dişleri dişlerinin arası ayrıkmış. Böyle biraz boşluk varmış. Güldüğünde belli olur. Hatta bir şey okurken ezan filan ıslık çalar gibi böyle ses çıkarmış. Şeyleri de Habeşliler tam söyleyemezlermiş. Yapı olarak, lehçe olarak Arapçadaki şın harfini tam çıkaramazlarmış. Bilal Efendimizin sesi öyle yanık, çok güzel değil. Sesi gür gür. Davudi bol bir sesi var. Çok uzağa ulaştırırmış sesini. Ezan oluşunun sebebi sesinin güzelliği değil. Ezanın sesini en uzağa ulaştırması. Hoparlörü yok, mikrofon yok. Şimdiki gibi daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.